Merhabalar, bugünkü aracımız 2021 model Kia Sportage. Aracımıza Sony'nin Apple CarPlay destekli iX, xAV, iX 1000 diye bir modelimiz var. Onu entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Şimdi Kia Sportage'ların 2019, 20 ve 21'lerinde ilgili alanda baz modellerinde USB radyolu bir ana ünitesi var. Onu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve uyguladık. Bu çerçeve Sony'nin dokusuna da birebir uyum sağladı. Oluşan görüntü, fit görüntü bu şekilde. Bazı konfor modellerinde sanırsam aracın şuradaki klima ayarları normal orijinal CD radyo kısmına yansıyor. Bu baz modelinde bu yansıma olmadığı için Sony iX1000'i kolaylıkla kullanabildik. Bu önemli konulardan biriydi. Çünkü normalde eğer yukarı doğru şu tarz ekran bilgilerini atıyorsa Sony ya da Pioneer ya da JVC ya da Kenwood gibi cihazlarda aktarma imkanımız yok. Öyle bir altyapısı yok bu cihazların. Bunu ancak Çin üretimi Android cihazlarda mümkün olabiliyor. Bu araçta öyle bir sorun olmadığı için, öyle bir konu olmadığı için daha doğrusu Sony iX1000'i rahatlıkla uygulayabildik. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon soket yapıları bozulmadı. Birebir karşılık konnektör kullandık. Direksiyon kumandaları sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Onu Apple CarPlay'i de gösterelim. Şu anda Spotify'da müzik dinliyoruz. Ses açma kapama çalışıyor. Şarkı geçişleri çalışıyor. Telefon açma ve kapama çağrı geldiğinde çalışacak. Sessiz alma tuşunu şöyle bir değişiklik yaptık. Bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 5 derece. Öğleden sonra gibi CarPlay'in konuşarak sesli komutla çalışabilen bütün özelliklerini artık kullanıcı cihazın ilgili noktasına dokunmadan, iki nokta üzerine çalışıyor. Bunlara dokunmadan simit üzerindeki sessiz alma tuşu üzerine kullanabilecek. Bununla ilgili detaylı videolarımız var YouTube kanalımızda. CarPlay nedir, nasıl çalışır? Onları da dilerseniz izleyebilirsiniz. Cihazımıza bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitesi attığım zaman otomatik ekrana geliyor. Akla şu soru gelebilir. Aracın orijinal USB'si çalıştı mı? Hayır, çalıştırmadık. Sebebi Sony'nin arkadan gelen bir USB altyapısı yok bu modelde. Önden USB'li olduğu için. Sadece buradan. Eğer Kenwood, JVC, Alpine, Pioneer gibi modeller tercih etseydi arkadan USB modellerde orijinal USB'de sorunsuz bir şekilde çalıştırıyoruz. Sony iX1000'in kısaca bir özelliklerinden bahsedelim. En iyi özelliği CarPlay zaten. Kablolu kullanılıyor. Aynı zamanda telefonunuzda sağlıklı şarj oluyor. Ne var başka? Radyo kısmı var. Radyo kısmında geçişler bu şekilde. Toplam 18 adet radyo istasyon havzası var. Bluetooth audio, telefondan müzik aktarımı ve da telefon görüşmesi için Bluetooth kısmı. AUX'a çok gerek kalmıyor. Bluetooth audio olduğu için çok kullanılacak bir özellik değil. USB'yi çıkardığımız zaman USB'den CarPlay kesiliyor. Bilgilerden USB ikonu geliyor. Bundan da USB'den videolarımızı, MP3'lerimizi falan açabiliyoruz. Cihaz hareket halinde de video seyrettirebiliyor. CarPlay logosu geliyor. CarPlay'e dokunabiliyoruz. Buradan işlemlerimizi yaptırıyor. Geri görüş kamerası geri vitesi atıldığı zaman otomatik ekrana geliyor. Aracın var olan park sensörlerinin sesi de hali hazırda devam ediyor. Böylelikle kullanıcı hem sesli hem görsel olarak park yardımı almış olacak. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Cihazlarımız hakkında, aracınız hakkında teknik soruları bizlere sorabilirsiniz. En hızlı şekilde cevaplıyoruz. YouTube kanalımızdan ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız montaj ya da entegrasyon videolarımızı takip edebilirsiniz.